Bu videodan başka GoPro 8 ile ilgili bir video izlemiyorsanız suya sokmamanız gerektiğini. Evet, şimdi GoPro 8'in su testini yapacağım. Kile'ye geldik. Bir şey kamping, yani kaç kar kamping, sahil kampingin yanında. Arabada kamp videosu çekeceğiz. Bir de su altında bakalım çekimler falan yapalım. Hadi ben de hazırlanıyorum. Ay beni çekti ama soğuk. Allah'ım. Ey gidi Karadeniz. Girince alışıyorsun. Arabanın anahtarı. Kumandaya çalışmazsa. Pirinç var mı? Ya kamera su geçirecek mi, su geçirecek mi derken şeyi unuttum. Şunu unuttum. Arabanın bikini unuttuk. Olur öyle, yapacak bir şey yok. Su güzel ya. Güzel güzel, gerçekten alışıyorsun ya. Yine de kamerayı suya sokasın. Gerçekten suyu çok özlemişiz pandemiden sonra. Artık böyle bir yere gelmemiz lazımdı ama uzağa kaçamadık. O yüzden Şile'ye geldik. Şile'de kamp imkanları var ama gördüğünüz gibi kalabalık oluyor. Cumartesi günü. Fazla uzağa gitme, buraya gel. 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 Fazla uzak değil, açmak yok. Fazla uzaklaşmak yok. Gel. Gel. Paşa haydi, sattın bizi. Etrafında 360 çekim yapıyorum. Böyle mi oluyor çekimler? Böyle oluyor. Köpeği gördünüz mü ya? Çok tatlıydı köpek. İşte bak, sokağa bırakmışlar. 1,5 aylık köpeği sokağa atmışlar. Hep kız tavlamak için oluyor bunlar. Gerizekalılar, bazı tipler. Mallar. Alıyorlar böyle goldenleri, ıstavlamak için falan, sonra sokağa atıyorlar. Komik falan değil, bunu bulabildim. videonun ismi başlıkta da gördüğünüz gibi arabada kamp videosu. Çünkü güzel oluyor arabada kamp. İlgi de çektiğini düşünüyorum ama şu anda itibaren tavayla ilgili bir video çeksem mi? Hani kampta tava etkinliği. Ben tavayı evde unuttuğum için market gezip tava bulmaya çalıştım. Size tavayı gösteriyorum. Bunlar normal köfte boyutları bu arada. Yani açıdan farklı gözükmesin. Bunu bulabildim. Yani sos tavası diye geçiyormuş bu aslında. 2-2 yapacağız bunu. Tava önemli. Çatal. Sen köfteyi yaparken ben de yatağımı yapsaydım. Sanırım başlattım. Ben olamaz. Neyse, bunu söylemeyeceğim. Şimdi daha önce ne yapmıştım? Ben Mayıs ayı gibi Ömer abilerle kamp yapmıştım. O zaman biraz hazırlıksızdım. Arka koltuktaki her şeyi hemen hemen öne yığmak lazım. Arka alanı komple boşaltmak lazım. Arabayı gösteriyorum sana. Şu anda bagajı boşaltıyor. Bagajı boşaltıyor. Güzel bir. Ön koltukları yatırdı. Güzel bir yatışalım. Tamam. Buraya sığacağız. Aslında çadır getirdik ama çadırı kurmuyoruz. Bu arada köfteler de yanmasın malum. Küçücük tavamda iş yaptığım için ben.
Havaya laf yok. Havaya laf yok. Kamercim sağ olsun unuttu. Ben de küçücük tavada çevirirken az önce bir tanesini aşağı indirdim. Bakalım nasıl olacak? Rahat edebilecek misin? Ben merak ediyorum. Ben çok rahat etmiştim. Matları serse mi? Sereceğim. Ederim ben, niye etmeyeyim? Şu bitik tüzümüz mü? Atsana bunu. Onu alalım mı oradan? Bu bitmiş. Biz bugün yeni aldık. Hatta ne yaptık? Decathlon'a gittik. Decathlon'u yağmalamışlar. Hiç yoktu. Carrefour'dan bulduk. Evet. Komple ne var arka tarafta, bagajda ne varsa ön tarafa yığdım. Çadır da var. Neden böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Arabada yapmayı seviyorum. Meltem de deneyimlesin istiyorum. Kampinge geldik. Kampingde çadır kurulurken bu arada Kaçkar Kampingde çadır kurmanın belli yerleri var. Ama arabayı istediğimiz yere çekebiliyoruz. Biz de masanın önüne arabayı çektik. Burada yatacağız. Gezgin tripod Kadir'den de aldığım akla göre de ya bir camı ya sunroofu açık bırakacağım. Tül çekeceğim oraya. Migros'tan yapıştırma tüller aldım. Bakalım ya bitmiş halini görelim. Bu arada sana kurabiye bıraktılar. Yan masadakiler. Valla. Tamam. Köpeğin sahipleri. Hava karardı. Biraz o yüzden net görememe ihtimaliniz var ama şu anda yatağımız hazır. Kıyafetler de hazır. Evet, sonsuz. Bak, tava güzelmiş. Tava güzel de bir tane düşürdüm. Yatağımız böyle. Manzaramız böyle. Şimdi ne yaptık? Ocağımızda mangalımızı yaptık. Mangal denmez ona ya. Şimdi ben diyet yapmaya devam ediyorum. Hem de 5 günlük Burcu Aslan'ın Mayatox diyetini yapıyorum. O da diğerlerine göre biraz daha yani hazırlık yapılması gereken şeyler. Mesela bu akşam 3 tane köfteli salataydı. Hani böyle herhangi bir yerde herhangi bir şey yiyemiyoruz. O yüzden Kamer biraz benimle uğraşıyor. Mangal diyemeyeceğim. Küçük tavada köfte yaptık. Yanına da salata yaptık. Ama güzel bir ortam. Masası, ışıkları falan var. Araba burada. Yatağı da kurdum. Tamam o zaman gün. Ama ayı görmeniz lazım ya. Kamerayla da gösteremem. Tam dolunay var. Niye? Tam dolunay var. Harika vallahi. Gözüküyor mu? İşte orada ışık var. İşte şuradaki dolunay. Harika. Evet. Şu ışığı da açabilirsek biraz aydınlık oluyor. Şimdi arabanın içindeyiz. Bayağı yatırdık koltukları. Şöyle göstereyim size. Battaniye falan serdik. Ya benim boyum çok rahat kurtarıyor. Evet. Arka taraf, arka koltukları yatırınca boydan boya yatabiliyoruz. Çadır kurmak istemedik. Çadırımız da var ha. Ön tarafta var ama ön taraf şu anda ön tarafta olmayan yok. Şöyle bir avantaj var. Buradan Kadir'den aldığımız taktikle birlikte. Şu pencereyi açık bırakıp tel değil tül ne? Migros'tan aldığımız böyle sineklikler var. Sinekten böcekten koruyucu bir şey. Şey var, onu yapıştırıyorsunuz. O da camı istediğiniz kadar açabiliyorsunuz. Öyle bir avantajınız var. Yani ama arabada kamp yapmanın keyfi bence güzel oluyor. Ben ilk kez deneyimliyorum ama evet eğlenceli. Yani çadır kurmaya uğraşmıyorsunuz en azından. Evet. Ama biraz daha camı açmayı ihtiyacı duyabiliriz. Biraz daha havasızlığı önlesin. Biraz daha güzel videolarla devam ediyoruz sabah. Hadi bakalım. Evet. Şöyle diyelim ki. Bütün gece böyleydik. Evet. Sabahından uyandık. Şöyle söyleyeyim. İstanbul'da kampinglere gidiyorsanız akşamından çok boş, sabahından çok dolu bulabilirsiniz. Bayağı sabah erken günübirlikçiler geliyor. Etrafınız doluyor. Yani daha ıssız yerlere kamping tercih etmelisiniz. Kampinglere gitmemeyi tercih edebilirsiniz. Hakikaten kalabalık oluyor ya. Arabayı çekin diye uyandırdılar. Ben arabayı nasıl çekeyim? Arabanın önü dolu dolu. Arabanın önü dolu. Arabayı çekemem ben. Arabayı çekemem. Ama yatağımız böyle. Şöyle göstereyim buradan. Evet, bence güzel. Rahat bir şekilde yattığımızı düşünüyorum. Size dışarısını göstereceğim şimdi. Şu an valiliği yasak vermiş. Şu andaki yapılan anonsa göre söylüyorum. İstanbul Valiliği yasasıyla
denize girmek yasaklanmıştır. Ve size arabanın manzarasını göstereyim. Evet. Bence iyi ki dün girmişiz. İyi ki girmemişiz. Nasıl? Şimdi mi? İyi ki dün girmişiz. Evet. Az önce denize girmek yasaklandı. Kamping yerlerinde herkes denizden çıkıyor. Yani arabada kamp bence böyle güzel oluyor. Daha orman ve dağ bölgelerine gitmeyi tercih edeceğiz. Gene tuvalet imkanı sıkıntı olsa bile az insan olmasını temenni ediyorum. Dışarıya baksanıza ya. Çok fazla insan var. Nasıl böyle? Ha bir de çay içelim. Arabada kamp yapıyorsanız. Hala söylüyorum. Kampingler çok kalabalık oluyor kalktığınızda. Ya klasik kurban bayramı ve pazar hafta sonu muhabbet. Evet. Hafta sonu gelmeyin diyeceğim ama İstanbul'da çok şanslı. Ya ne zaman gelecekler? Bir de jandarma geldi. Şu an denize girmek de yasak. Kumsalda olmak da yasak. Ve aniden çıkan bir kararla diyor yani. Evet. İnsanları sudan çıkarttılar. Pazar günü bugün. Neyse biz daha o moda girmemiştik. Biz Allah'tan dün geldik hemen atladık. Ya, arabada kamp. Su altı çekimleri bile yaptık. Aynen. Arabada kamp yapmanın bir dezavantajı. Ön tarafı aşırı yığıyorsun malzemeyle. Toplaması zaman alacak gibi ama. Sırf bu yüzden karavan alacağım.